Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorularda arkadaşlar yukarıdaki anahtar kelimelerin hepsini kullanmamız gerekiyor. Bu bir. Ee, sözcük ekleyemeyiz dışarıdan ya da bu parçalarda bu cümlelerdeki sözcükleri çıkaramayız. Bakıyoruz 2018 yılına kadar sinemalarda senede sadece bir yerli çocuk filmi kendine yer bulabilmişti. Sadece 2019 yılında onun üzerinde uzun metraj kurma ve animasyon filmi vizyona girmiş ve önemli izlenme rakamları elde etmiştir. Şimdi bakıyoruz. Onun üzerinde uzun metraj kurmaca ve animasyon filmi vizyona girdi ve önemli izlenme rakamlarının elde edildiği 2019 yılından önce 2018 yılına kadar senede sadece bir çocuk filmi sinemalarda yer bulmuştur diyor arkadaşlar. Bütün anahtar kelimeler kullanıldı mı? 2018 yılına kadar sinemada sadece bir çocuk filminin yer alması. Evet gayet güzel. 2019 yılında onun üzerinde uzun metraj kurmaca ve animasyon filminin vizyona girmiş olması, izlenme rakamları, önemli izlenme rakamlarının elde edilmesi gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün anahtar kelimelerim kullanıldı. Hiçbir anahtar kelimeyi atmadım ya da dışarıdan başka kelime almadım. Dolayısıyla iki cümlenin doğru şekilde birleştirilmiş hali aşıkkı. B'ye bakıyoruz. 2018 yılından önce senede sadece bir yerli çocuk filminin kendine yer bulabildiği sinemalarda 2019'la beraber çok sayıda uzun metraj kurmaca ve animasyon filmi vizyona girmiş ve önemli izlenme rakamları elde edilmiştir. Şimdi buraya kadar doğru ama onun üzerinde ifadesini kullanmadığı için Bursa şıkkına eliyoruz. Sinemalarda sadece 2019 yılında onun üzerinde yerli çocuk filmi vizyona girmiş ve önemli izlenme rakamları elde ederek önceki yıllardaki sayısal azlığı ortadan kaldırmış. Sayısal azlığı ortadan kaldırma ifadesi bizim kendimizin eklediği bir ifade. Böyle bir şey yok. Bu bir. İkincisi 2018 yılı anahtar kelimesi geçmediği için C şıkkını da eliyoruz. Yerli çocuk filmi alanında 2018'e kadar sene de sadece bir film kendine yer bulurken bu sayı 2019 yılında onun üzerinde uzun metraj ve kurmaca animasyon filmine yükselmiştir. Ama izlenme rakamları elde etme ifadesi yer almadığı için arkadaşlar Denizli şıkkını da ediyoruz. 2018 yılından önce de sadece bir yerli çocuk filminin yer aldığı sinemalarda 2019 yılıyla beraber onun üzerinde uzun metraj kurmacı ve animasyon filmi kendine yer bulmuştur diyor arkadaşlar. Burada da ne yok gördüğünüz gibi önemli izlenme ifadesi olmadığı için bunu da eliyoruz ve cevabım A şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır. Türklerde tarih yazıcılıktan ziyade, ziyade yani çok daha çok manasında, Anlatıcılıkla süre gelmiş olduğundan Efsane, destan Arkadaşlar şimdi süre gelmiş olduğundan Dediği sürüp gelmekte Süre gelmek, e gelmek, sürerlik fiili aynı zamanda Yani sürmeye devam etmek e, Süre gelmekte olmak Öteden beri aynı biçimde sürmek Doğru Efsane, destan, rivayet Yani rivayet dediğimiz şey bir haberi Bir olayı ya da bir sözü aktarma Nakletme, söylenti diyebilirsiniz Hikaye, masal üzerine oldukça Ciddi bir birikim Parayı ya da tüketilecek herhangi bir şey idareli kullanmak birikim dediğimiz şey idareli kullanmak değildir arkadaşlar. Birikim biriktirme, bir yerde toplama diyebilirsiniz. Şöyle toplama ya da bir yerde saklama diyebilirsiniz. Yani biriktirme işi bir yerde toplanma, bir yere yığma gibi bir anlamda kullanılıyor. Parayı ya da tüketilecek herhangi bir şey idareli kullanmak değildir. Toplama ya da saklama diyebilirsiniz. Bu yüzden cevabım Denizli şıkkı. Bunların yazılı alana geçmesiyle birlikte ciddi bir kaynak problemi de yaşanmaya başlamış. Anlatılanların ve yazılanların ne kadar doğru olduğu halde tam manasıyla açıklığa kavuşmuş değil. Açıklığa kavuşmadıysa yani bir konunun herkesçe anlaşılmasının sağlanmaması anlamındadır. Bunu da eliyoruz. Cevabımız denizli. Bu parçada Beklemek sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır. Karşılaşma ihtimali bulunmak, süre tanımak, acele etmemek, ummak, bir şeyi bir kimseye gözetmek, korumak, bir yerde kalmak, durmak. Bundan fazlasını benden bekleme. Tamam demişti. Kaç gündür bu cümle onu allak bullak etmeye yetmişti. Otobüsü beklediği bu durakta bile kendini bu cümlenin etkisinden bir türlü alamıyordu. Kendini bekleyen yaşamın böyle olması onun elinde değildi. Oysa ki bu hayatı anlamak için yıllarca bekledi diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bundan fazlasını bekleme. Yani nedir? Umma. Benden daha fazlasını umma demek istiyor. Bu yüzden C şıkkını eliyoruz. Otobüsü beklemek. Değil mi? Yani otobüsü beklemek ne demek arkadaşlar? Bir yerde kalmak, durmak. Dolayısıyla otobüsü beklemekteki beklemekten Edirne şıkkını da eliyoruz. Kendini bekleyen yaşamın böyle olması onun elinde değildi. Kendini beklemek yani karşılaşma ihtimali bu yüzden ne yaptık arkadaşlar şöyle A şıkkında eledik. Oysaki bu hayatı anlamak için yıllarca bekledi, acele etmedi, süre tanıdı. Bu yüzden Bursa şıkkını da gördüğünüz gibi eleriz ve cevabım Denizli. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede ele alınan kavram öznel bir bakışla tanımlanmıştır. Tanım olabilmesi için nedir ya da kimdir sorusunu sormamız gerekiyor kavram dediği için cansız bir şey. Bu yüzden nedir sorusunu sorarak bulabiliriz. Küresel ısınma. Tamam. En basit şekilde başta fosil yakıt kullanımı olmak üzere %90 insan faaliyetlerinden kaynaklandığı kanıtlanmış sanayi öncesi dönemden itibaren gözlemlenmeye başlayan hava sıcaklıklarındaki artışlardır. Küresel ısınma nedir nokta 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 hava sıcaklığındaki artışlardır. Nedir sorusunu sorduğumda cevap alabildim mi? Evet. Tanım cümlesi mi? Evet. Öznel mi? %90 insan faaliyetleri diyor bir kere. Kanıtlanmış diyor. Öznel olamaz. Nesnel bir bakış açısıyla tanımlanmıştır. Bu yüzden cevabım A şıkkı. İkinci cümlede aşamalı bir durum verilmiştir. Bakalım. Karbondioksit gibi sera gazlarının oranı atmosferde arttıkça güneşten gelen ışınların uzaya yansımasını daha fazla engelleyerek bu gazların dünyada tutulmasını sağlar ve böylelikle sıcaklık artışı meydana gelir. Arttıkça gittikçe zaman zaman gibi ifadeler aşamalı durumdur. Bu yüzden Bursa şıkkında eriyoruz. Üçüncü cümle kendinden önceki cümlenin sonucudur. Bakalım yaşanan bu dengesizlik yani üçüncü cümlede geçen dengesizlikten bahsediyor. Pardon ikinci cümlede geçen dengesizlikten bahsediyor. Sera etkisi olarak adlandırılır yaşanan bu dengesizlik neyin sonucuymuş? Sera etkisiymiş. Dolayısıyla C şıkkında eliyoruz. Dördüncü cümlede konuyla ilgili nesnel bir veri sunulmuştur. Atmosferde daha fazla sera gazı yoğunlaştıkça moleküllerde daha fazla ısı hapsolur. Evet nesnel bir şey anlattı bana. Bir veri sundu. Bu yüzden denizli şıkkında eliyorum. Beşinci cümlede elde edilmiş somut verilerin olduğu belirtilmiştir. Bu bilgiler bilim adamları tarafından uydularda e, yüzey sıcaklıklarının izlenmesi ve jeolojik kayıtlar altına alınmasıyla ortaya konulmuş gerçeklerdir diyor. Jeolojik kayıtlar diyor arkadaşlar. Yani somut şeyler değil mi? Kayıt var çünkü. Ortaya koyulmuş gerçekler olması yine somut verilerin olduğu belirtilmiş, kanıtlanmış eş ıkında eliyoruz. Cevabımız A. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur bakıyoruz serinliğinden ifadesine baktığımızda arkadaşlar bu bizim için serinlik midir? Evet sonu K ile bitti. PÇTK seslerinden biriyle bitti. Sonra ünlüyle başlayan birek ek aldı. Serinliğinden şeklinde oldu. Ve buradaki K'nin yumuşak G'ye dönüştüğünü gördük. Biz buna yumuşama diyoruz. Bu yüzden ünsüz yumuşaması var. A şıkkına eliyoruz. Ovanın yeşili göğün mavisi derken mimarilerin en ilahisi bir zafer müjdesi burada her isim Tamam. Yekpare bir anda gün saat mevsim yaşıyor. Şimdi yaşıyor ifadesine bakmanızı istiyorum. Köküm şu şekilde yaş daha sonra yaşa daha sonra yaşa yor gibi olmuş değil mi arkadaşlar? Yor ekinin etkisiyle buradaki a sesi ı sesine daraldı. Geniş ünlünün dar ünlüye daralması yor ekinin etkisiyle biz buna ünlü daralması diyoruz. Bu yüzden ne yaptık? Bakın gördüğünüz gibi c şıkkını da ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ee, en başta bana sözcüğünü kaçırdık. Bana sözcüğüne bakalım arkadaşlar. Ben e, birinci tekil şahıs zamiri a yönelme ekini alarak bana oldu. Burada kökte bir ünlü değişimi meydana geldiğini görüyoruz. E aya dönüştü. Biz buna ünlü değişimi diyoruz. Evet, ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesi. Şimdi sihirini ifadesine bakmanızı istiyorum. Normalde benim köküm sihirdir. Ünlüyle başlayan bir kaldığında sihri 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 ne oldu? Şuradaki i'nin düştüğünü görmektesiniz. Bir kaybettik. i'yi kaybettik. İ kaybı ünlü kaybı demek. Ünlü düşmesi demek. Bunu da eliyoruz. Ünsüz benzeşmesi yok. Cevabım denizli. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani ana düşüncesini soruyor. Mark Twain. Eğer gerçekleri söylemeye devam edersen yalanları hatırlamak zorunda kalmazsın. Şimdi gerçekler önünde sonunda kişinin beklemediği bir anda ortaya çıkar. Hayır. Hayatı anlamlı bir şekilde yaşamak istiyorsak yalanlardan uzak durmalıyız, kurtulmalıyız diyor yalanlardan. Bu da kendimizin yorum yaptığı bir cümle. Yani yoruma yönelik bir cümle oldu. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Doğruyu söylemek kişiyi hiçbir zaman yanlışa götürmez. Hayır. Konuşulanlar hep gerçeklerden oluşuyorsa yalanlar silinip gider. Cevabım Denizli şıkkı neden? Gerçekleri söylemeye devam edersen Yalanları hatırlamazsın. Hatırlamadığın gibi yalanlar silinir ve gider demek istiyor. Cevabım Denizli. Gündelik beklentilerle insan kendine yakışmayan şeyleri yaşamından çıkarmalı. Bunu da eliyoruz. Cevabım D şıkkı. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Yüzlerce hatta bazı gruplarda binlerce balığın sürü halinde yüzmesi besin kaynaklarını taramada ve olası avcı tehlikelerine karşı tetikte bulunmada avantaj sağlar. Bir çift göz yerine binlercesi eş çalıştığında yiyecek bulmak ve yaklaşan yırtıcı tespit etmek oldukça kolaylaşır. Yani nokta nokta nokta. Arkadaşlar birlikte hareket etmekten bahsetmedi mi? Bakın yüzlerce hatta binlerce balığın sürü halinde yüzmesi hem besin kaynaklarını bulması açısından bir avantaj hem de Olası bir avcı tehlikesine karşı hemen biri fark eder ve birbirini uyarır. Yani beraber hareket ederlerse daha önemli bir şey olur diyor. Yani kendilerini daha iyi koruyabilirler diyor. Bir çift göz yerine yani bir kişi yerine ya da bir balık yerine düşünebilirsiniz. Binlercesi eşgüdümlü çalıştığında yiyecek bulmakta ve yaklaşan yırtıcıyı tespit etmekte oldukça ee, onlar için kolaylaşır diyor. Yani birlikten kuvvet doğar demek istiyor. cevabın Bursa şıkkı. Her koyun kendi bacağında nasılır? Burada bireysel hareket etmekten bahsediyor. İşleyen demir ışıldar burada çalışmaktan bahsediyor. Ee, emek olmadan yemek olmaz. Emek vermekten, çalışmaktan, alın teri dökmekten bahsediyor. Mum dibine ışık vermez. İşte sanki terzi kendi söküğünü dikemez. Ee, atasözüyle eş anlamlı. Yani kişi kendisine yarar sağlayamaz demek istiyor ama bundan bahsetmiyor. Birlikte hareket etmekten bahsetmiş. Cevabımız Bursa. Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Kuşak, diğer bir deyişle nesil veya jenerasyon kelimeleri biyolojik ve sosyolojik toplumsal açıdan tanımlanabiliyor. Kuşak burada özne olarak kullanıldı. Yükleme uzak düşen özneyi belli etmek için virgül kullanmamız gayet yerinde. Bu yüzden C şıkkı doğru. Sosyolojik, toplumsal hemen hemen benzer anlamlarda kullanılıyor. Bir sözcüğün arkadaşlar benzer anlamlısını ya da eş anlamlısını kullanabilmek için kısa çizgiye başvuramam. Kısa çizgi ara sözleri göstermek için kullanabilirim. Ara cümleleri göstermek için kullanabilirim. Ama ne yapamam arkadaşlar? Bir sözcüğün eş anlamlısını göstermek için kullanamam. Mesela konu sözcüğünün eş anlamlısı içerik. Ben içeriği nasıl gösterebilirim? Kısa çizgiyle değil de bu şekilde parantezle gösterebilirim. Dolayısıyla buradaki kısa çizgiye yanlış kullanıldı dediğim gibi ara söz ya da ara cümlelerin arasına gelebilir cevabım Denizle. biyolojik olarak ebeveynlerin doğum tarihi ile çocuklarının doğum tarihleri arasında süre, kuşak olarak arasındaki süre kuşak olarak ifade ediliyor. Bir sözcüğü vurgulamak için tırnak içerisinde gösterebiliyorum mesela bireyler arasında saygı önemli dediğimde cümlenin içerisinde şöyle bireyler arasında saygı önemlidir dediğimde cümlede geçen saygı sözcüğünü tırnak içerisinde gösterebiliyorum önemli olduğunu vurgulamak için dolayısıyla burada e, ne oldu tırnakta doğru kullanıldı. Ancak günümüzde ortalama çocuk sahibi olma yaşı geçmiştekiyle aynı değil. Bu nedenle orta bir kuşak tanımı yapabilmek için kuşak ifadesinin sosyolojik tanımını da dikkate almak gerekiyor. Sosyolojik açıdan kuşak, belirli bir zaman aralığı içinde doğmuş, benzer tarihi ve sosyal olaylara tanıklık etmiş, belirli olay ve olgulara yönelik ortak bir fikir, dünya görüşü ve deneyime sahip bir grup insanı ifade ediyor. Cümlem bittiği için nokta gayet doğru. Şimdi ögeleri arasında virgül bulunan cümlenin öznesini belli etmek için noktalı virgül getirmem gerekiyor özneden sonra. Noktalı virgül geldi. Bu da doğru. Cevabım denizli. Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı yoktur? Yeni sayımızda sizleri Antalya'nın en batısında yer alan, nice güzelliği içinde barındıran turistik ilçe Kaş'a davet ediyoruz. Yer alan ve barındıran sözcüklerine baktığınızda eş görevli sözcüklerdir. Yani fiilimsilerdir. İkisi de eş görevli. Eş görevli sözcüklerin arasında virgül getirilmeli. Hemen neyi arıyoruz? Hop C şıkkını bulduk ve C şıkkını eliyoruz. İsterseniz Bergama'yı İzmir'in güzel ilçesine bu keyifli yolculuğa dahil edebilirsiniz. Bergama'nın İzmir'in güzel ilçesi olduğunu virgüllerle gösterdi. Buradaki virgülün kullanım amacı arkadaşlar nedir? Bir ara sözü ayırt etmek. Dolayısıyla ara sözün başına ve sonuna virgül gelmesi gayet doğru. Bu yüzden hemen hop denizli şıkkını da eliyoruz. Bu güzel yerlerin büyüsüne kapılacak. Bir daha gitmek için gün sayacaksınız. Belki de. Şimdi kapılacak ve gün sayacaksınız diyor. İki tane cümle midir? Evet. Sıralı cümleleri ne yapmak için? Ayırmak için virgül getirdik. Bu yüzden hop A şıkkını da eliyoruz. Evet. Bütün bunları Akdeniz'den Ege'ye yapacağınız dolu dolu bir geziyle tadabilirsiniz. Arkadaşlar Cümleye bağlı olarak red kabul ya da teşvik bildiren kelimelerden sonra konur. Evet diyor kabul tamam okey diyor. Dolayısıyla kendisinden sonra virgül gelmesi gayet doğru. E şıkkını da eriyoruz. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için burada kullanılmamış. Normalde virgülün böyle bir görevi var ama burada geçmiyor. Cevabım Bursa. Bu parçadaki altı çizili birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Ruh sağlığı, refah ve doğaya erişim arasındaki bağlantıyı tespit etmek söz konusu olduğunda pek çok faktör devreye giriyor. Tespit etmek arkadaşlar ayrı yazılır. Bitişik yazılabilmesi için arkadaşlar ya bir ünlü düşmesi olması gerekiyor bakın bitişik yazılabilmesi için birleşik bir fiilin ya bir ünlü düşmesi olması gerekiyor ya da arkadaşlar ünsüz türemesi diğer adıyla ünsüz ikizleşmesi olması gerekiyor tespit etmekte herhangi bir şey yok ayrı yazıldı gayet doğru. Dünya Sağlık Örgütü ruh sağlığını kişinin kendi yeteneklerini fark ettiği, yaşamın normal stresleriyle baş edebildiği, baş edebilmek gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmadığı için ayrı yazılmalı doğru. Üretken bir şekilde çalışabildiği ve kendi toplumuna katkıda bulunabildiği, bulunabilmekteki ebilmek yeterlilik fiilidir. Yeterlilik fiili bitişik yazılır doğru. Bir refah durumu olarak tanımlıyor. Peki bunu ölçmek ne kadar kolay? Diğer yandan da doğaya erişim ile tam olarak kastedilmek istenen ne? Kasıttır arkadaşlar bu gördüğünüz gibi. Kasıt tamam mı? Sonra etmek fiili geldi. Şuradaki ı ne oldu? ı'yı kaybettik. I düştü. O zaman kastetmek nasıl yazıldı gördüğünüz gibi? Bitişik yazıldı. Yani bir ünlü düşmesi meydana geldiği için bunun bitişik yazılması doğru. Bunu da eliyoruz. Fark etmek sözüne baktığımızda ise fark etmek farık etmek falan değil değil mi? Yani bir ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yok. O yüzden nasıl yazılacaktır? Ayrı yazılması gerekiyor. Burada bitişik yazmış. Yanlış yapmış. Bu yüzden cevabım Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Dünyaya gelen her bir birey yaşamı süresince birçok minerallerle metale ihtiyaç duyar ve bunları ne yapar? Tüketir. Birçok bitişik yazılır doğru. Birey böyle yazılır. Her bir ayrı yazılır. Dünya burada arkadaşlar terim anlamda kullanılmadığı için kendisinden sonra gelenek kesmeyle ayrılmaz. Doğru herhangi bir sorun yok. Su altı gerçekten suyun altından bahsetmiyor mu somut olarak? Evet o yüzden ayrı. Araştırmalarının daha güvenli ve daha az maliyetli olması için insansız su altı araçlarına olan ilgi de her geçen gün artıyor. Sıkıntı yok. Su altı alt burada somut anlamda kullanıldığı için ayrı yazılacak doğru. 2021'in sayılara gelen çekim ve yapım ekleri kesmeli ayrılır. İlk ayları Mars'ta Mars doğru yürütülen bilimsel çalışmalar açısından son derece hareketli bir şekilde geçti. Herhangi bir sorun yok. Temel ve ileri kategorilerde, kategorilerde doğru. D burada bulunma hareki bitişik yazılır doğru. Düzenlenen ve lise ile yüksek öğretim, yüksek öğretim bitişik yazılır arkadaşlar doğru. Öğrencilerinin başvurabildiği bu yarışmada takımlar kendilerini gösterecek. Başvurabilmek arkadaşlar, başvurmak anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir. Bu şekilde bitişik yazılmalı. Başvurabilmek derken aynı zamanda ebil yeterlik fiili kalıbını aldı baş vurabilmek ifadesi kısaca bitişik yazılmalı. Burada ayrı yazıldı. Yanlış cevabım Denizli şıkkı. Yeni araştırmalar egzersiz ve beyin arasındaki bağlantının düşünülenden daha derin olduğunu ortaya koyuyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Cevabım Denizli. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Vurguya tonlamayan dikkat ederek cümleyi okuduğumuzda aslında ögeleri bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Sözcük gruplarını, söz öbeklerini, fiilleri, birleşik fiilleri koparmadan yani aralarında böyle nefesler duraklar getirmeden okumamız gerekiyor. Doğu Karadeniz'in en yüksek dağı kaç karları mesken tutmuş hemşinliler bakın. Yüzyıl başında Rusya, Polonya, İran gibi ülkelere giderek pastacılık, fırıncılık, lokantacılık mesleklerini öğrendi. Şimdi gayet güzel. Öğrendi yüklem. Yüklemi bulduktan sonra özneyi bulacağız ve özneyi bulmak için kim sorusunu soruyoruz. Kim ya da kimler? Kimler öğrendi? Doğu Karadeniz'in en yüksek dağı, kaç karları, mesken tutmuş hem şimdiler öğrendi. Hem şimdiler ifadesine kadar benim için özne midir? Evet öznedir. Şimdi bir kere neyi bulduk? Yüklemi bulmuştuk. Daha sonra en başta da özneyi bulduk. E gayet güzel. Yüzyıl başlarında Rusya, Polonya, İran gibi ülkelere giderek nasıl öğrendi? Bakın nasıl öğrendi? Yüzyıl başında Rusya, Polonya, İran gibi ülkelere giderek nasıl sorusu benim için zarf tümleci midir? Evet, özneden hemen sonra zarf tümleci gelmiş. Gayet güzel. Neyi öğrendi? pastacılık, fırıncılık, lokantacılık mesleklerini bakın. Pastacılık, fırıncılık, lokantacılık mesleklerini neyi sorusu da benim için belirtili nesne sorusudur arkadaşlar. Evet, dolayısıyla bakın şu şekilde ortaya çıkmış oldu. Özne, zarf tümleci, belirtili nesne, yüklem. Şu şekilde baktığımda cevabım Bursa. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bu tarz sorularda verilen paragrafın içerisinden bir giriş cümlesi arayacağız arkadaşlar. Ve o giriş cümlesi ikinci paragrafın ilk cümlesi olacak. Ve neye dikkat etmemiz gerekiyor? Konuya neyden bahsettiğine dikkat etmeliyiz. Yaşadığımız dünyada kuşlar ve onların yaşam tarzları hem bilim insanlarının hem de çok sayıda amatör bilimcinin ve kuş gözlemcisinin ilgisini fazlasıyla çekiyor. Kuşlar ve kuşların hayatı gayet güzel. Birçok kişi kuşların peşinde dünya turlarına katılıp onların görüntülerini almaya çalışıyor. Gayet güzel. Yine bakın konum değişmedi değil mi? Kuşlardan bahsetti. Yani bir de sıkıntı yok. Devam edelim. Kurbağa ağzı kuşu, Güneydoğu, Asya ve Avustralya'da yaşayan ilginç kuş türlerinden biri. Arkadaşlar. Ee, i̇lk cümle numaralandırmamış ama ilk cümlede ve numaralandırmış olduğu birinci cümlede ne vardır? Kuşlarla alakalı bir şey var. Genel bir ifade midir? Genel bir konu var arkadaşlar orada. Ama biz ikiye geldiğimizde kurbağa ağzı kuşu diye özel bir konudan bahsetti. Özel bir kuş cinsinden, kuş türünden bahsetti değil mi? Şimdi bakalım üçüncü cümle benim için belirleyici olacak. Bakalım 3, 1 ile mi alakalı, iki ile mi alakalı buna göre karar vereceğiz. Adını kurbağaya benzeyen ağzından alan bu kuşun 12 kadar farklı türü bulunuyor. Bakın kurbağa, kurbağa ağzı kuştan bahsetti. O zaman 2'den itibaren paragrafı 2'ye ayırabilirim. Yine devam edelim sağlamasını yapmak adına. Bunlardan sarımsı kahverengi renkte olan bir tür Avustralya ve Tazmanya'da yaşıyor. Gayet güzel. Gece aktif olan bu kuş vücudu üzerindeki renkler ve desenlerden dolayı baykuşa benzer. Ve bazen esmer baykuş ismiyle de anılan bu kuşun boyu 34-53 cm kadardır. Hangi kuş? Kurbağa ağzı kuşundan bahsediyor. 2'den itibaren paragraf ayırabilirim. Cevabım Bursa. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangileri kökünün türü bakımından farklıdır? Kökünün türü diyorsa arkadaşlar biz o kökün isim ve fiil mi olduğuna bakacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Gelen bütün ekleri atarak. Eğitmek sözcüğünün kökü daha doğrusu eğitim sözcüğünün kökü nedir arkadaşlar? Eğitmek midir? Evet dolayısıyla fiil kökenli bir sözcüktür. Gayet güzel. Devam edelim bakalım. Toplum sözcüğünün kökü nedir arkadaşlar? Toptur değil mi? Top. Toptan toplamak sonra toplamaktan toplum olmuş. Dolayısıyla isim kökenli bir sözcük. Birey sözcüğünün kökü birdir değil mi? Birden birey olur. Dolayısıyla isim kökenli bir sözcük. Değerlere sözcüğünün kökü değmektir. Değmekten değer. Hani şuna değer buna değer diyoruz ya kıymetli ona değer anlamında. Dolayısıyla değmek burada fiil olarak kullanıldı. Süreç sözcüğünün kökü arkadaşlar sürmektir. Şu şekliyle baktığımızda bu da benim için fiil. Şimdi ne istiyor benden? İsim olanları, kökü hangisi farklıdır diyor. E baktığımızda isim olanlar iki tane değil mi? Fiil olanlar üç tane. İki ve üç isim kökenli olacak. Yani toplum ve birey sözcü isim kökenli, diğerleri fiil kökenlidir. Cevabım C şıkkı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tamlayanı ortak isim tamlaması. Şöyle bir tamlayan düşünün arkadaşlar. Bir de tamlanan düşünün. Ortak olan hangisi tamlayan. Dolayısıyla bir tane tamlayan iki tane tamlanana bağlanmış olması gerekiyor ki ben buna ortak diyebileyim. Tamam. Birleşik eylem yani birleşik fiil. Dilek kipiyle çekimlenmiş eylem. Dilek kiplerimiz nelerdi bizim? Mesela Gereklilik kipi yani Melimalı, şart kipi S, S, istek kipi E ya da A, bir de ne vardı arkadaşlar? Emir kipi vardı ki onun da eki yoktu. Birden fazla bağlaç, birden fazla fiilimsi. Fiilimsi biliyorsunuz ki 3'e ayırıyoruz. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere bakıyoruz. Mor lahana solunum yollarımızı temizler ve daha rahat nefes almamıza yardımcı olur. Yardımcı olmak ifadesi birleşik bir fiildir arkadaşlar. Etmek olmak, kılmak eylemekten yardımcı eylemle kurulan birleşik bir fiil. Bu yüzden Bursa şıkkını eliyoruz. Göz kaslarını ve sinirlerini şimdi göz kası, bakın göz kası ve siniri gibi düşünebilirsiniz. Ne kası, göz kası, ne siniri, göz siniri. Şuradaki göz tamlayan, buradaki kas tamlanan ve buradaki sinir de tamlanan. Bir tane tamlayan, iki tamlanan için ortak kullanıldı. Dolayısıyla şu ifade Bizi nereye götürecektir canlarım? A götürecektir. Beslediği ifadesindeki dık dik sıfat fiil midir? Evet, gayet güzel. İçin göz sağlığımızı da korur. Tamam. Şimdi arkadaşlar, mor lahana ülkemizde salata olarak daha çok tüketiliyor. Olarak ifadesindeki erek arak zarf fiil midir? Evet. Almamıza ifademizdeki me ma isim fiil midir? Evet. 3 tane fiilimsi türünde bulduk mu? Bulduk. Bu yüzden ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi Edirne şıkkında eliyoruz. Birden fazla bağlaç var mı? Şuradaki ve bizim için bir bağlaçtır beslediği, göz sağlığımızı da koru dediği şuradaki da da bizim için bağlaçtır. Ve ve da bizim için bağlaç birden fazla bağlaç da bulduk. Bu yüzden denizli şıkkında eliyoruz Dilek kipiyle çekimlenmiş fiil yok. Tüketilir ifadesindeki ir geniş zamandır. Geniş zamanda bir haber kipi. Yardımcı olur ifadesindeki ur geniş zamandır. Geniş zamanda benim için haber kipi. Dilek kipi yok. Cevabım C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki düşünceyle örtüşmemektedir. Yani aynı doğrultuda değil. Yani tezat birbirinin zıttı, birbirinin karşıtı demek istiyor arkadaşlar. Matematik hayat demek aslında. Etrafınıza baktığınızda her yerde bir matematik var. Fark etmesek bile günlük hayatta hepimiz bir matematiğe dayalı yaşıyoruz. Alışverişlerimiz, günlük rutinlerimizin saatleri, yaşamımızdaki ölçüler aslında farkında olmadan matematikle bir hayat yaşıyoruz. O formüllerin hepsi yaşamın içinde mevcut. Şimdi bakıyoruz. Doğduğumuz andan itibaren kendimizi ve çevremizi anlama çabamızda matematik ve dolayısıyla matematiksel düşünme bizlere bir araç olmakta. Bunu söyleyebilir çünkü hayatımızın her alanında matematik var diyor. Matematik insan aklının hayatı anlamlandırmakta, orada gördüğü örüntüleri çözümlemekte kullandığı en güzel araçlardan biridir. Bunu da söyleyebilir. İnsan hayatı için önemli olduğunu günlük yaşamımızda dahi matematiğe başvurduğumuzu söylüyor. Bursa'yı da eliyoruz. Hayatı sadece matematikten ibaret saymak, diğer bilim dallarının insan yaşamına olan katkısını yatsımak. Yatsımak arkadaşlar inkar etmek değil mi? inkar etmek. Yani diyor ki diğer bilimlerin insan hayatına olan katkısını inkar etmemiz anlamına geliyor. Sadece matematikten ibaret sayarsak hayatı. Yukarıda böyle bir şeyden bahsetmiyor. Sadece matematik demiyor. Ya da diğer sanat dallarıyla, diğer bilim dallarıyla ilişkisiyle alakalı bir şey Yok. Bu yüzden cevabım C. Gün içinde ne yaparsak yapalım mutlaka ihtiyaç duyduğumuz ve bizi bir çözüme ulaştıran temel bir disiplindir matematik. Evet, günlük hayatımızda kullandığımızı, ihtiyacımız olduğunu söylüyor. İnsan hayatını matematikle sürdürdüğünü gerek doğrudan gerekse dolaylı yollardan edindiği bilgiler aracılığıyla öğrenir. Bunu da ediyoruz. Cevabım C şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Arkadaşlar yani konunun dışına çıkmış olması gerekiyor. Parçaya aykırı bir cümle arayacağız. Şimdi bakıyoruz. Efsel katı atıkların çöp etkin geri dönüşümü için ilk basamak atıkların kaynağında türüne göre ayrıştırılması. Tamam efsel katı atıklardan bahsetti. Sonrasında bu atıkların bu atıkların dediği için zaten ilk cümleyle alakalı olduğu için ikiyi yapamıyorum. İki düşüncenin akışını bozmuş olamaz çünkü bu atık diyor. Anahtar kelimelerle de bağlantı kurabiliyorum. Bu atıkların birbirine karıştırılmadan geri dönüşüm tesisine kadar ulaştırılması gerekiyor. Tamam. Yapılan geri dönüşüm çalışmaları neticesinde ülkelerin ekonomilerine bir de destek sağlanmış olacak. Şimdi arkadaşlar ekonomiyle alakalı bir şey var mı? Bakın şimdi. Yapılan geri dönüşüm çalışmaları neticesinde ülkelerin ekonomilerine bir destek sağlanmış olacak diyor. Ülke ekonomisiyle alakalı bir şey yer aldı mı bir de ve iki de? yer almadı. 3 akışı bozdu. Ama bakalım dördüncü cümle 3'le mi alakalı, 2 ile mi alakalı? Sağlamasını bu şekilde yapabiliriz. Eğer dördüncü cümle 2 ile alakalıysa, oradaki 3 aykırıdır ve 3'ü oradan çekmem gerekiyor. Bu şekilde çok daha verimli bir geri dönüşüm sistemi kurulmuş oluyor. Hangi şekilde atıkların birbirine karıştırılmadan geri dönüşüm tesisine kadar ulaştırılması zaten Geri dönüşüm anahtar kelimesi 4'te de kullanıldı. Gördüğünüz gibi 4 2 ile alakalı 3 aykırı oldu. 3 işi bozdu. Cevabım C. Bu parçaya göre iklim koşullarının hızla değişmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Diğerleri de sebep olabilir ama asıl önemli olan sebebi soruyor. Ona göre çözmenizi istiyorum. İnsanlık yaklaşık 10 bin yıl önce yerleşik hayata geçmeye başladı. Bu değişikliğin en önemli desteği tarımsal üretim faaliyetleriydi. Düzenli tarımsal üretim ile insan nüfusu artarak bugünkü 7,8 milyar seviyesine yükseldi. Düzenli tarım yapabilmemizin ardındaki önemli bir etmen iklim koşullarının bir seneden ertesi seneye aşırı değişiklik göstermemesiydi. Bizler kısa zaman zarfında fazla değişmeyen iklim koşulları sayesinde şu andaki gelişmişlik seviyesine ulaştık. Ancak ne yazık ki aynı zamanda doğaya ve atmosfere verdiğimiz zarar alışık olduğumuz sabit iklim koşullarını hızla değiştirmeye başladı. Bir yer ilginizi çektim arkadaşlar. Ancak ne yazık ki dediği için bu ifadeden sonra olumsuz bir şey mi gelecek? Evet. E şimdi soru kökünde bana sebep diyor. Sebep olumsuzluk bildiriyor. Dolayısıyla bakın ancak ne yazık ki ifadesinden sonra cevap zaten vardır gizlenmiştir. Ne diyor bakın aynı zamanda doğaya ve atmosfere verdiğimiz zarar alışık olduğumuz sabit iklim koşullarını hızla değiştirmeye başladı. Artık iklimin hızla değiştiği bir döneme girdik. Bu da yaşamımız açısından önemli değişikliklerin bizleri beklediğinin sinyallerini veriyor. Yani cevabım arkadaşlar ancak ne yazık ki ifadesinden sonraki cümlelerin içerisinde gizli. Küresel ısınmaya karşı alınan önlemlerin gecikmesi hayır. İnsanların yaşanan ortam ve atmosferde olumsuzluklara neden olması cevabın Bursa şıkkı. Aynı tarım ürünlerinin yıllar boyu aynı yerde ekiminin yapılması hayır. Artan nüfusun büyük kentlerdeki tarım dışı faaliyetlerde kullanılması bundan da bahsetmiyor. Denizli şıkkını da iliyoruz. Gelişmenin farklı iş kollarında sağlanabileceği anlayışının benimsenmesi bunu da eriyoruz. Cevabım Bursa. Numaralanmış birinci parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 17. yüzyıl matematikçileri dünya üzerindeki ve dünyanın yakınındaki cisimlerin yanı sıra gezegen ve yıldızların hareketleriyle ilgili çalışmalarla yakından ilgilendi. 17. yüzyıl matematikçilerin yaptığı şeyi anlattı. Hareket eden bir cismin süratinin ve bir eğrinin Teğetin bulunması limit kavramının esasını oluşturur. Newton, Leibniz, Cauchy gibi matematikçiler limit ve süreklilik konusunda çalışmışlar. Ve bugün kullanılan tanımların bir çoğunu oluşturmuşlar. Gayet güzel. Bana arkadaşlar ne verdi? Nesnel bir parça, nesnel bir bilgi verdi bana. Gayet güzel. Devam. Ülkemizde ise bu alanda Salih Zeki'nin birçok makalesi ve 30 civarında kitabı bulunmakta. Bunlardan bir kısmı ilkokullar, ortaokullar ve liseler için yazdığı matematik, fizik ve gökbilimi ders kitaplarıdır. Diğer kitapları ise cebir, geometri ve fizik alanlarında üniversite ders kitaplarıdır dedi. Şimdi arkadaşlar Baktığımızda burada da bu alanda yapılan çalışmayı ne yaptı anlattı. Şimdi metne dönüyoruz, hemen şıklara dönüyoruz. İkinci parçada verilen çalışmaların konusunu oluşturmaktadır. Aslında evet. Neden biliyor musunuz? İlk parçada bana bir konu anlattı. İşte 17. yüzyıl matematikçilerinin bu alanda işte ilgilendiği, dünya üzerindeki cisimlerin yanı sıra gezegen ve yıldızların hareketleriyle ilgili çalışma yaptı. Hareket eden cismin süratinin ya da teğetinin bulunup bulunmaması, limit kavramı yani bugün kullanılan birçok matematik terimleriyle alakalı bir çalışma olduğunu söyledi. Aşağıda ise ülkemizde Salih Zeki'nin birçok makalesi ve 30 civarında kitabı bulunduğunu söyledi. Neyle alakalı? Yukarıdaki konuyla alakalı. Yani ikinci parçada verilen çalışmaların konusunu oluşturmakta cevabım A şıkkı. İkinci parçadaki eserleri karşılaştırmalı olarak değerlendirmekte. Karşılaştırma yok. Anahtar kelime üzerinden ee, eleyerek gidebiliriz. İkinci parçada bahsedilen kitapların yazılma sürecini vermekte alakası yok. İkinci parçayı farklı bir bakış açısıyla ele almakta hayır. İkinci parçadaki çalışmalarla karşıt ifadeler taşımak da hayır destekliyor. Dolayısıyla bunu da eriyoruz. Cevabımız A. Aşağıdakilerden hangisi? Kurmaca gibi duran eserler aslında bir çeşit otobiyografiye benzer. Düşüncesine uzak düşmekte yani bununla tezat, bununla zıt, bununla karşıt demek istiyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Oscar Wilde kendi şahsiyetini Dorian Gray'ın portresinde işlemiş. Arkadaşlar otobiyografi kişinin kendi hayatını anlatması. Oscar Wilde kendi hayatını diyor. E, Dorian Gray'ın portresinde işlemiş. Yani otobiyografiye benzetmiş kurmaca bir şey. Bu yüzden aşıkını eliyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın birçok özelliği saatleri ayarlama enstitüsündeki Hayri İrdal'a yansımıştır. Yani onun hayatı kurmaca olan Hayri Irda'la yansımış. Bu yüzden otobiyografiye benzetilmiş. Bunu da ediyoruz. Göte, Genç Vartır'ın Acıları romanındaki kahramanı ile özdeş bir yaşam sürmüştür. Yani benzer bir yaşam. Yani e, oradaki kahramana otobiyografik unsurlar yüklemiş. Bu yüzden C'yi de ediyoruz. Safiye Erol'un hayat hikayesiyle yazdığı Ciğer romanı arasında kurgusal olmasa da duygusal bir yakınlık var. Yani Safiye Erol'un hayatıyla ilgili ne yapması arkadaşlar? Hayatın daha doğrusu romana taşıması. Bu yüzden bunu da eliyoruz. İhsan Oktay Anar'ın Suskunlar romanında tasavvufi ve müzikal unsurlardan yararlanılmış fantastik bir eserdir. Burada böyle bir şey yok. Yani kurmaca bir esere kendinden bir şeyler verme, otobiyografik özellikler yükleme gibi bir şey yok. Bu yüzden cevabım E şıkkı. Bu parçadan hareketle lahana ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Lahana kış mevsimi sebzesi ve sağlığımız için çok önemli vitamin ve minerallere sahip. Kış aylarında hasta olmamak için bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekir. İşte bu gücü veren besinlerden biri de lahana. Lahananın yapraklarında glutamin adı adında çok değerli bir madde bulunuyor. Bu sayede lahana bizi enfeksiyon hastalıklarından koruyor ve ateşimizin yükselmesini engelliyor. Beyaz lahana da bol bol kalsiyum olduğu için kemiklerimizi güçlendiriyor. Ayrıca sindirim sistemimizin düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. Ee, Birçok ilacın içeriğinde yer aldı. İlaçtan bahsettim mi? Hayır. Anahtar kelimeler üzerinden giderek eleme yapabilirim. Farklı iklim koşullarında yetiştirildiği yetiştirme yeriyle alakalı da bir şey yok. Bu yüzden Bursa'yı da ediyoruz. Sağlık açısından birçok faydasının olduğunu söyledi mi? Söyledi arkadaşlar. İşte bağışıklık sistemimizin güçlü olması için bizi enfeksiyon hastalıklarından koruyor dedi. Ateşimizin yükselmesini engelliyor dedi. Bir sürü şey söyledi. İçinde bol bol kalsiyum var dedi. Cevabım C üretiminin doğal yollarla yapıldığı, üretimiyle alakalı bir şey yok. Bu yüzden Denizli'de eliyoruz. Farklı alanlarda kullanıldığı E şıkkında eliyoruz. Cevabımız C. Bu sözleri söyleyen kişiden aşağıdakilerden hangisi beklenemez? sorgulayıcı bir gözle bakma çevresine küçük mutluluklarla yetinme, kalıcı olmayı önemseme, yaşamın süratle yani hızla değişmesinden yakınma yani şikayet etme, içinde bulunduğu durumları yorumlama. Yaşamımızı çoğunlukla kör, sağır ve dilsiz sürdürüyoruz. Çok gezdiğimizi, çok yer ve çok insan gördüğümüzü söylesek bile bunları anlamak için eleştirel yaklaşmadıkça yaşam anlamlı bir süreç olmaktan çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Kör, sağır ve dilsiz sürdürme yaşamımızı, içinde bulunduğu durumları yorumladı mı? Evet, E şıkkına ediyoruz. Devam edelim. Ee, zaten adam akıllı hızla değişiyor her şey. Bunca değişim, bunca olay ve bilgi karmaşasında durup düşünmeye, duymaya, anlamaya, yorumlamaya zamanımız, dermanımız kalmıyor. Her şeyin, yani yaşamın, süratle değişmesinden yakınma e, söz konusu mu? Yani şikayet etti mi her şeyin hızlı değişmesinden? Evet, bu yüzden Denizli şıkkını da eliyoruz. Devam edelim. Durmak, dinlemek ve anlamak gerekiyor oysa. Ancak o zaman yaşamak anlamını buluyor. Durmak, dinlemek ve anlamak tamam. Bu toprakların üstünde top oynamış, aşık olmuş, düşünmüş, ahbap edinmişim diyor Cahit Külebi. Düşünmüş yani sorgulamış değil mi? Yukarılarda da bu geçiyor gördüğünüz gibi. Bir şeyleri anlamaya, düşünmeye, duymaya diye devam etti. Çevresine sorgulayıcı bir gözle bakma var mı? Var bu yüzden aşıkkını da eliyoruz. Zaten Gördüğünüz gibi kör sağır ve dilsiz sürdürdüğümüzü söylemesi de bir şeyleri sorguladığı anlamına geliyor. Aşkı her türlü gidiyor. Devam edelim. Yaşadığımıza dair izler kalmalı bu toprakların üstünde. Yüzyıllar sonra da bizim yaşadığımızdan haberdar olmalı insanlar derken iz bırakmak kalıcı olmak demek. Bu yüzden C şıkkında eliyoruz. Cevabım Bursa. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Her insanın olduğu gibi kitapların da kimlikleri vardır diyor arkadaşlar. Tamam. Kitapların kimliklerinde bibliografik künye ya da kaynakça denir. Şimdi arkadaşlar burada ne var gördüğünüz gibi bir tanım yapmadı mı? Kitapların kimliklerine bibliografya, künye ya da kaynakça denir. Kaynakça, bibliografya ya da künye nedir diye sorduğumda kitapların kimlikleridir. Cevabını da alırım. O yüzden tanımlama var mı? Var arkadaşlar. Aynı zamanda tanımlama varsa açıklayıcı anlatım da vardır. Gayet güzel. Bir araştırma yaptığımızda kaynak olarak kullandığımız kitabın bibliografik künyesini araştırmamız sonunda belirtmeliyiz. Tamam. Bibliografik künye yazarken sıralama şu şekilde olmalı. Yazarın soyadı, yazarın adı, kitabın adı, yayın evinin adı, basım yeri, basım yılı. Gayet güzel. Yine açıklama var mı? Var. Nesnel yargılar var mı? Var. Sonda da var arkadaşlar. Peki karşılaştırma var mı? Her insanın olduğu gibi kitapların da kimlikleri, benzerlik yönünden kitapları ve insanları karşılaştırdı. C şıkkında ne yapıyoruz arkadaşlar? Eliyoruz. Peki örnekleme yok. Cevabım E şıkkı. Bu parçada boşlukla gösterilen yere düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir? Bakalım. Gönlü yüzdüren dildir demiş Mevlana. Güzel bir şiir okuduğumda, dinlediğimde mercan denizinde kulaç atıyorum sanki. Her dizide de dünyayı dolaşıyorum. Her dizide yüreğimi ısıtıyor. Bir de bunun tersi oluyor elbette. Kötü bir şiir okuduğumda ruhumdaki kötü izleri de temizlemekle uğraşıyorum. Kötü şiir olmazsa iyi şiir nasıl anlaşılabilir diyerek avutuyorum böyle zamanlarda kendimi. Bundan dolayı da nokta nokta nokta. Arkadaşlar noktalı kısımdan önceki cümleye ve sonraki cümleye lütfen dikkat ediniz. Yani şunlara ne yapmamız gerekiyor? Şöyle hop dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Devam. O güzel şiirleri yazan şairlerin kitaplarını basacak yayın evleri bulmakta zorlandıklarını görüyorum. Bu beni üzüyor ve araştırdıkça bu zorluğun şairleri ne kadar da yıprattığını algılıyorum ve şu kanıya varıyorum. Don Kişotlar gerekiyor iyi şiir kitaplarını yayınlamak için. Şimdi bakalım. Kendimi şiirin beni saran rüzgarından uzak tutmaya çalışıyorum. Hayır, böyle bir şey demiyor değil mi? Dolayısıyla e, bunu eleyebiliriz. Şiirin lezzetini... Güzel Türkçemizin zengin kullanımıyla yüreğime yansıyan şairleri seviyorum. Bunu getirebilir miyiz arkadaşlar? Getirebiliriz. Neden? Bakın. Kötü şiir olmasa iyi şiir nasıl anlaşılabilir diyerek avutuyorum böyle zamanlarda kendime. Bundan dolayı da şiirin lezzetini güzel Türkçemizin zengin kullanımıyla yüreğime yansıtan şairleri seviyorum. O güzel şiirleri yazan şairler diyor çünkü değil mi? Bakın. Güzel şiir dedi. Böyle şiirleri seviyorum dedi. Sonra dedim ya Boşluktan önceki ve sonraki cümleye dikkat edin çünkü onlar size ipucu verir. O güzel şiirleri yazan şairlerin kitaplarını basacak yayın evleri bulmakta zorlandıklarını görüyorum. Güzel Türkçenin zengin kullanımıyla yüreğime yansıyan şiirleri seviyorum, şairleri seviyorum diyebilir. Dizelere gönlünü katık eden şairlerin peşinden gitmeyi tercih ediyorum. O güzel şiirleri yazan şairlerin kitaplarını basacak yayın evleri bulmakta zorlandıklarını görüyorum. Bunu da diyebilir arkadaşlar. Kendimi uzak tutuyorum gibi bir şey diyemez. Bu yüzden biri elemiştik cevabım. 2 ve 3 yani E şıkkı. Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Muhabir: Yüce Gümüş aslında doğuştan gelen bir yetenek fakat yetenek tek başına yeterli değil. Yeteneği çalışmakla harmanlamak gerekiyor. Çok yetenekli olmasına rağmen çalışma eksiği olan insanlara kıyasla yeteneği az olup çalışma farkıyla açığı kapatan nice insanlar var. Yetenek tek başına yetmez diyor. Çalışmak gerekiyor. Çalışmayla yeteneği birleştirmek lazım diyor. Aksi halde yeteneği kısıtlı olup çalışan insanlar yetenekli insanlarla arasındaki açığı kapatabilir diyor. Bununla alakalı bir soru gelmiş olması gerekiyor. İkinci cevaba bakıyoruz. Erken dönemde çocuk dinlediği parçalara ritmik karşılıklar veriyor ya da bir müzik aleti gördüğü zaman ilgisi diğer şeylerden daha çok ona odaklanıyorsa çocuğun müziğe ekstra bir ilgisi olduğu düşünülebilir. Fakat ben bir hocamızın değişiyle hep şunu söylüyorum. Çocuklarımızın kulakları kirlenmeden onları doğru müzikleri dinlemeye alıştırmalıyız. O yüzden bir şey çalmasından önce iyi bir müzik dinleyicisi olması yönünde çalışmalar yapabilirsek bu gerçekten onun ilerleyen yaşamında daha da işine yarayacak bir şey olur. Şunu söylüyor arkadaşlar ikide de. Çocuğun müzik kulağından bahsediyor. Evet çocuğun müziğe ilgisi olabilir ama o daha onun kulakları kirlenmeden bir şeyleri fark etmeden biz ona kaliteli iyi müzikler dinletirsek ileriki yaşamında daha kolay olmuş olur. Şimdi çocuğun müziğe ilgisi olabilir benim ikinci cevaptaki anahtar kelimem. İlk cümledeki ilk cevaptaki anahtar kelimem de yetenek sözcüğü. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. A şıkkına bakıyoruz birinci soruya. Tecrübelerinizin bir sonucu olarak müzik eğitimi için çocuklara ne gibi önerileriniz olacak? Hayır, burada yetenekle alakalı bir soru olmalıydı. Bu yüzden A'yı eliyoruz. B'ye bakıyoruz. Müziğin doğası herkes için öğrenilebilir. Bazı alanlar sunuyor mu? Müziğin doğasından bahsetmedi. Yetenekle ilgili bir soru olmalıydı. Bunu da eliyoruz. C'ye bakıyoruz. Benim doğuştan yeteneğim var cümlesi müzik için doğru mu? Müzik için böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yetenek ifadesi var ama müzik ifadesi yer almadığı için bir de C'yi de eliyoruz. Denizli'ye bakıyoruz. Müzik aleti çalma doğuştan gelen bir yetenek mi? Yoksa iyi bir eğitimle müzisyen olunabilir mi diyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilir. Çünkü aslında doğuştan gelen bir yetenek diye devam etmiş. Doğuştan yetenek, doğuştan yetenek. Anahtar kelimeleri de bulduk. Denizli şıkkı olabilir. İkinci soruya bakmak istiyorum. Çocukta bir müzik yeteneği varsa erken dönemde bunu anlamak mümkün mü diyor. Erken dönem diye başlamış farkındaysanız çocuk dinlediği parçalara ritmik karşılıklar veriyor. Müzik aleti gördüğü zaman da ilgisi diğer şeylerden daha çok ona odaklanıyor. Ama diyor çocuğun kulağı kirlenmeden ona doğru müzikleri dinletmemiz gerekiyor. Denizli Şık arkadaşlar her iki cevabın da sorusunu karşılıyor gördüğünüz gibi 1 ve 2 olarak. Cevabım Denizli. Sal çalışmayla yani sadece çalışmayla müzik serüveni çok ileri düzeye getirmenin formülü nedir? Böyle bir formülden bahsetmemiş tabii ki. Bunu da eliyoruz. Cevabım Denizli Şıkkı. Bu köşe yazısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir kaya yaşıyor. Bilim insanları her yıl neredeyse 15 bin tür keşfediyor. Aralarında en enteresan olanı da ilk bakışta bir kayadan farksız gözüken yaşayan kaya olarak bilinen Peura chilensis deniz canlısı. Bu canlı da bir kayaya benzeyen organizmanın içindeki organlar zarla kaplı. Şili ve Peru kıyılarında görülen yaşayan kaya deniz suyunu emiyor ve mikroorganizmaları filtreleyip sindirerek besleniyor. Balıkçılar ve yerel halk El testeresiyle bu kayaları kesip içindeki kayısı büyüklüğündeki parçaları lokantalara satıyor. Dünyadaki her varlığa hayretimiz daha da artıyor. Böylece diyor arkadaşlar. Şimdi şıklara bakıyoruz. Hayatın akışında her zaman yer alan bazı durumların faydası anlatılmakta. Şimdi her zaman yer alıyor mu bu? Hayır bakın anahtar kelime üzerinden eleme yapabilirim. Bu yüzden A şıkkını eliyorum. Bilimin insan hayatını nasıl etkilediği üzerinde durulmakta. İnsan hayatını bilimin etkilemesiyle alakalı bir şey var mı? Yok. Bursa şıkkında eliyoruz. Doğal yaşamın etkisi kanıtlanabilir özelliklerle sunulmakta. Şimdi doğal yaşamın neye etkisi? Doğal yaşamın etkisiyle alakalı bir şey var mı? Yok. Bu yüzden C'de eliyoruz. Halkın bilimsel yaşama desteği üzerinde bilgiler içermekte. Halk bilimsel yaşama destek mi veriyor? Böyle bir şey var mı? Yok. Bu yüzden Denizli'de eliyoruz. Ele alınan konu açıklayıcı ve nesnel ifadelerle verilmiştir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 bin yeni tür demesi sonrasında sürekli zaten nesnel bilgiler var. Cevabım E şıkkı. Bu parçadan hareketle Anadolu sığlası hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yapraklarının şekline, nerelerde yetiştiğine, çeşitlerinin ne olduğuna, hangi amaçla yararlanıldığına, yetişme koşullarına bakıyoruz. İsmim Sığla. Pek çok kardeşim bulunur. Ben Anadolu Sığlası olarak biliniyorum. Marmaris çevresi, Fethiye, Köyceğiz ve Dalamançayı etrafı gibi çok kısıtlı bir alanda arkadaşlarımla birlikte yaşıyorum. Nerelerde yetişiyormuş? Marmaris çevresi, Fethiye, Köyceğiz, Dalaman. Bursa şıkkını eler miyiz? Neden elemeyelim? Bursa şıkkı gider arkadaşlar. Boyum 20 metreye kadar uzayabilir. Yaşadığım yere bakınca sıcağı, nemi ve suyu ne kadar sevdiğimi anlıyorsunuz diyor. Tamam Gayet güzel. Devam edelim. Yapraklarım el ayası şeklinde ve parmak gibi uzayan çıkıntılardan oluşuyor. Yaprağının şekline değindi. Bu yüzden A şıkkını da eriyoruz. Sonbahara doğru yapraklarım yeşilden kırmızıya döner. Tamam. Çiçeklerim ise kestaneyi minik kozalağı andırır. Kabuğum ve gövdem güzel kokuludur. Kokumdan buhur ve parfüm yapılır. Hangi amaçla kullanılıyormuş? Parfüm yapılması amacıyla yetişme koşulları var mı arkadaşlar? Var. Çok kısıtlı bir alanda arkadaşlarımla beraber yaşıyorum dedi. Sonra yaşadığım yere bakınca sıcağı, nemi ve suyu çok sevdiğimi anlıyorsunuz. Bu da yetişme koşulları sıcak, nemli ve sulak yerlerde yetişiyormuş. Çeşitlerinin ne olduğuyla alakalı bir şey yok. Cevabım C şıkkı. Bu parçada söz edilen araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Universe Today'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları bütün evreni içeren ayrıntılı bir simülasyon modeli oluşturmayı başardı. Uçu simülasyonu ismi verilen bu sanal evren şimdiye kadar geliştirilmiş en büyük ve en detaylı evren simülasyonu olma özelliğini taşıyor. Uçu simülasyonu 9,6 milyar ışık, ıı, ışık yılı genişliğinde bir alanda 2,1 trilyon parçacık içeriyor. Simülasyon, yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna odaklanmaktan ziyade evrenin 13 milyar yıldan fazla süre zarfındaki gelişimini modelliyor ve genişleyen bir evren içindeki karanlık maddenin davranışını inceliyor. Bu simülasyon sayesinde evrenin geçmişi ve geleceği gibi birçok konuda araştırma yapmak mümkün olacak. Evrenin geleceği ve geçmişi hakkında araştırma. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Zaten bu simülasyon sayesinde dedi. De amaç neymiş? Evrenin geçmişini ve geleceği hakkında bilgi edinmek. Şimdi şu kısım aslında bana olayı verdi. Bakalım. Gök cisimlerinin nasıl oluştuğuna dair bilgi vermek? Hayır. Evrenin mazisi ve sonrası konusuna inceleme yapmak. Mazi dediğimiz şey geçmiş. Yani geçmişi ve sonrası dediği şey gelecek. Geleceği hakkında inceleme. Evet cevabım Bursa. Gelecekte yaşanabilecek olaylara karşı önlem almak böyle bir şeyden de bahsetmedi. Evren hakkında somut bilgilere dayanarak oluşturmak. Hayır, amaç bu değil arkadaşlar. Amacı zaten sonda verdi. Kainatın derinlemesine incelenmesine yardımcı olmak bu da değil. Cevap Bursa. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Parçanın başı boş bırakılmış arkadaşlar. Dolayısıyla buraya giriş cümlesi gelmesi gerekiyor. Bakalım. Çünkü ödülün, bakın anahtar kelimeye de dikkat. Çünkü ödülün teşvik, yüreklendirme, edebiyat ortamının doğurganlığını artırma amacıyla verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda günümüz edebiyatının en verimli kalemlerinden biri olan ve pek çok da değerli ödülün sahibi olan bu sanatçımıza Behcet Necatigil ödülünün verilmesini yadırgadım doğrusu. Şimdi ödül bir sanatçıya ihtiyacı olduğu için değil, yapıtı yetkin olduğu için verilir. Denebilir. Doğru ama ben bir ödülün yeni kanat çırpmaya başlayana dikkati çekmek, yetkin bir çabanın önünü açmak, bir yazarın takipçilerini çoğaltmak gibi bir işlevi olması gerektiğine inanıyorum diyor. Şimdi bakıyoruz. Edebiyatın geniş kitlelere ulaşmasında ödüllerin yatsınamaz bir yeri var. Yani inkar edilemez bir yeri var. Bunu cümlenin başına getirebilir miyim? Çünkü diye başlayamam değil mi bunu getirdiğimde? Bu yüzden A şıkkını eliyoruz. Çünkü diye başlayabilmem için Tartışmacı anlatıma ait bir cümle olması gerekiyor. Bir şeyleri destekleme ya da bir şeylere karşı çıkılması gerekiyor. Aşıkkı bu anlamda bir genel bir cümle oldu. Bu yüzden A şıkkını getiremiyorum. Edebiyat ortamını zenginleştiren sanatçıların nitelikli ürünler vermeye yönelten tek unsur ödül değildir. Buna eriyoruz arkadaşlar. Aslında ödülün değerli olduğunu söylüyor. Bu yanlış olur. Bir ödül onu hak eden kişiye verilirse amacına ulaşmış olur. Hak etmek ya da hak etmemekten bahsetmiyor. C şıkkında eliyoruz. Ödüllerin sanatçıları gerçekten etkileyeceğine ve geliştireceğine inanmıyorum. Böyle bir şeyden de bahsetmedi arkadaşlar. Denizli şıkkında eliyoruz. Ben şiir ödüllerinin edebiyat dünyasında önemli yer edilmiş usta kişilere verilmesinden yana değilim. Çünkü ödülün teşvik, yüreklendirme, edebiyat ortamının doğurganlığını artırma amacıyla verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Behçet Necatigil ödülünün verilmesi ne yadırgadım? Çünkü diyor daha çok zaten bu adam yazabiliyor. Yazmaya çalışan gençlere ödülün verilmesi daha iyi olur. Onu yüreklendirir, edebiyat ortamına girmesini sağlar ve daha çok popüler olacağı için bunu ne yapacaktır? Olumlama olarak alacaktır. Yani daha çok yazacak, daha iyi yazacaktır gibi söylüyor. Bu yüzden cevabım E şıkkı olur. Bu parçada bahsedilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisi çalışanları donanımlı hale getirecek sosyal becerilere örnek olamaz. Girişimci olabilme, inisiyatif alabilme, başkalarını yönetebilme, olayları yüzeysel değerlendirme, daha iyi uyum sağlama. Sosyal yetkinlikler başka insanlarla birlikte yürütülmesi gereken tüm süreçlerde gerekecek çeşitli yetkinlikleri kapsıyor otomatizasyon ile gerçekleştirilemeyecek daha karmaşık problem çözme süreçleri doğal olarak birden fazla uzmanlık ve dolayısıyla çok sayıda insanın eş olarak çalışmasını gerektirecek. Tamam. Devam edelim. Üstelik otomatizasyonla gerçekleştirilebilecek süreçler zaten otomatizasyon sistemlerine devredilmiş olacağından doğrudan insanlardan oluşan ekiplerin çözmesi gerekenleri problemleri ortalamada daha karmaşık ve zor olacak. Buna yenilikçi çalışma ve organizasyon modellerinin gündeme gelmesi de eklenince bir takım sosyal beceriler kritik bir önem kazanacak. Bu yüzden hangi alanda uzmanlaşırsa uzmanlaşsın yakın gelecekte çalışanların çeşitli sosyal becerilerle donanımlı olması gerekecek. Girişimci olabilmesi olacak mı arkadaşlar? Olacak. Çünkü neden? Ee, bir yeni bir şeyden bahsediyor değil mi? Yani yakın gelecekte çalışanların girişimci olabilmesi inisiatif alabilme yani öncelikli olma, karar verme gücünün kendisinde olması, karar verme yetisinin doğru, bu da doğru. Başkalarını yönetebilme, evet. Eğer beraber bir uzmanlık alanı, bir e, birlikte bir iş yapma gibi bir süreç gerekecekse, başkalarını yönetebilme ifadesi de olmalı. Daha iyi uyum sağlama. Birliktelik olduğu için başka insanlarla birlikte bir proje yürüteceğinden uyum sağlama da olması gerekiyor. Sosyal beceriye örnek olabilir. Olayları yüzeysel değerlendirme değil, ayrıntılı değerlendirme olsaydı belki olabilirdi ama yüzeysel değil. Yani derine girmeden olaylara sadece şöyle yüzeysel bakmak bu olamaz. Cevabım Denizli şıkkı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Vurgulanmakta dediği için arkadaşlar neyi arayacağız? Parçanın ana fikrini ya da diğer bir adıyla ana düşüncesini arayacağız. Evet, bakıyoruz. A. Fleming pek çok hastalığı yenmemizi sağlayan penisilini aslında başka bir deney üzerinde çalışırken pencereden laboratuvara uçup gelen bir küfün mikroskoptaki lamın üzerine konması sonucu bulmuştur. Yine bir kimya araştırmacısı şeker hastaları için çok önemli bir yeri olan yapay tatlandırıcıyı parmaklarına bulaşmış kimyevi maddeyi unutarak tatmasıyla keşfetti. Yine modern fotoğrafçılığın başlangıcı Louis Daguerre'nin farklı kimyasal maddelerin bulunduğu dolaba temizlemek üzere bozuk görüntülü bir film levhasını kırık bir termometrenin yakınına şans eseri koymasıyla bulmuştu. Şimdi arkadaşlar bakalım güncel bilgilerin kaynağında yaşam tecrübelerinin olduğu yaşam tecrübeleri yok aslında dolayısıyla bunu ne yapıyoruz arkadaşlar eliyoruz tamam devam edelim bakalım ne diyor? Bilimsel bulguların yoğun uğraş sonucu elde edildi. Yoğun uğraş mı yoksa sürpriz mi? Tesadüf bir şekilde mi elde edilmiş? Buradaki bilimsel şeylerin tesadüfi bir şekilde elde edildiğinden bahsetmiş arkadaşlar Metin aslında. Bu yüzden C şıkkında eliyoruz. Bilimsel buluşların bazılarının tesadüfen ortaya çıktı. Cevabım C şıkkı. Bilimin önceki bilimsel çalışmalardan yararlandığı alakası yok bununla. Bilimin sistemli ve düzenli çalışmalara dayandığı bununla da alakalı bir şey yok. Cevabım C. Nasrettin Hoca'nın bu tutumu aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir? Nasrettin Hoca'nın kadılık yaptığı günlerde yanına bir adam gelir ve komşusundan şikayetçi olur. Hoca adamın derdini dinledikten sonra "Haklısın." diyerek gönderir. Biraz sonra adamın şikayetçi olduğu komşusu gelir. O da az önce gelen komşusundan şikayetçidir. Hoca onun da derdini dinler, sonra onu da "Haklısın." diyerek yollar. O sırada konuşulanlara kulak misafiri olan eşi bu işe şaşar ve hocaya Hoca efendi sen nasıl bir kadısın? Adamların ikisi birden hiç haklı olur mu diye sorar. Karısının bu sözleri üzerine Nasreddin Hoca bir süre düşündükten sonra ona da hatun sen de haklısın der. Şimdi arkadaşlar eylemler kişilerin özelliklerine göre yapılırsa işler daha rahat ilerler. Aslında kişilerin özelliklerine göre yapmadı. Bu yüzden bunu söyleyemeyiz. Aşık ediyoruz. Herkesi memnun edecek kararlar almak sorunları karmaşık hale getirebilir. Arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı. Neden diyeceksiniz? Çünkü herkes haklısın dediğinde herkesi memnun etmiş oluyor. Ve şimdi olayların içinden çıkılmaz bir hale aldı. Çünkü neden? Komşuya haklısın dedi. Onu şikayete gelen adama haklısın dedi. Eşine haklısın dedi. Hepsinin haklı olması tabii ki mümkün değil. Olayları biraz daha karmaşık hale getirdi bu yüzden cevabım Bursa. Herkes tarafından benimsenebilecek yasalar yaşamı kolaylaştırır. Hayır, böyle bir şeyden bahsetmiyor yasa vesaire. İnsan kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa o da başkalarına göre davranmalıdır. Böyle bir şeyden de bahsetmedi. Denizli şıkkını da eliyoruz. Yaşamda değişmez nitelik taşıyan kurallar insanlar arasında farkı ortadan kaldırır. Şimdi değişmez nitelik taşıyan kural. Böyle bir şeyden de bahsetmedi. Cevabım Bursa. Bu parçadaki altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Resim sanatıyla da uğraşan yazar, genç yaşlarda keşfettiği Rimbaud'un ve Laudrament'in şiirlerini bilgilendirici yazılarıyla yazın dünyamıza tanıştırdı. Van Gogh, Fikret Mualla, Semiha Bergsoy'un resimleri üzerine de yazılar yazdı. Yazdıkları çağlara ve akımlara yetkin birer tanık, sıkı bir kaynak oldu. Son yapıtındaki yaşam, varoluş, ölüm, anlatı, zaman ve aşkı odağına alan öykülerinde okura pek nazik davranmıyor açıkçası. Onu sorularla yüzleştiriyor, farklı yanıtlarla afallatıyor. Bazen aforizma yani özdeyiş gücündeki cümlelerinin güzelliği başka yol bırakmadığı için bazen de öyküleme tekniği öyle gerektirdiği için okurundan hep dikkat istiyor. Zaman okurun değil kitabın sanki. Nasıl isterse öyle akıyor zaman. Bazen havada asılı kalıyor bazen koşturuyor arkasından. Havada asılı kalması bir görüşün, savın ya da tezin dayanağı olmadan yani onu kanıtlayamamak değil mi? Onun nesnel olmaması, havada asılı kalması, bir sonuca varamamak, ulaşamamak, bir kanıt toplayamamak gibi anlamlara gelebilir. Beklentilere cevap vermemek değil. Zamanı istediği gibi ayarlayamamak değil. Görüşlerini kabul ettirememek hayır. Tam bir sonuca ulaşamamak cevabım. Denizli. Yaptıklarında iddialı olamamak bu da değil. Cevabım Denizli şıkkı. Bu parçada söze edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okuru şaşırtan bir anlatım benimsedi. Başvuru niteliğinde yazılarının bulundu. Öykülerindeki anlatımın akışını kurgunun belirlediği. Yazdıklarının zamanla anlaşılmasını bekledi farklı sanat dallarındaki yapıtları sanatseverlere tanıttı. Resim sanatıyla da uğraşan yazar, genç yaşlarda keşfettiği Rimbaud'un ve Laud Remont'un şiirlerine bilgilendirici yazılarıyla yazın dünyamıza tanıştırdı. O zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? Bu cümle bizi E şıkkına götürür mü? Götürür. Van Gogh, Fikret Mualla, Semih Berksoy'un resimleri üzerine de yazılar yazdı. Yazdıkları çağlara ve akımlara yetkin birer tanık sıkı bir örnek oldu. O zaman yani yazdıkları başvuru niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da ediyoruz. Son yapıtındaki yaşam, varoluş, ölüm, anlatı, zaman ve aşkı odağına alan öykülerinde okura pek nazik davranmıyor açıkçası. Onu sorularla yüzleştiriyor, farklı yanıtlarla afallatıyor. O zaman okuru şaşırtan bir anlatım benimsediğini söyleyebiliriz. Bazen aforizma gücündeki cümlelerinin güzelliği başka yol bırakmadığı için bazen öyküleme tekniği öyle gerektirdiği için okurundan hep dikkat istiyor. Arkadaşlar öykülerindeki anlatım akışının kurgunun belirlediği anlamını da bu cümlelerden çıkarabiliriz. Zaman okurun değil kitabın sanki gördüğünüz gibi. Nasıl isterse öyle akıyor zaman. Bazen havada asılı kalıyor bazen koşturuyor arkasından. Evet neyi bulamadık? Yazdıklarının zamanla anlaşılmasını beklediğiyle alakalı bir şey yok. Cevabım Denizli Şıkkı. Bu parçadan hareketle İnebolu evleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Dış etkilerden korumak için nelerin yapıldığına, yapı içerisinde hangi malzemelerden yararlanıldığına, koruma altındaki ev sayısının kaç tane olduğuna, tavan ve pencerelerin ustalıkla düşendiğine, yapısal planının nasıl <laughs> olduğuna. Şimdi bakıyoruz İnebolu evleri genellikle 3 katlı konak tipi evler olup her katı bağımsız birer daireymiş gibi inşa edilmiştir. Bu evler yüksek tavan pencereleri, cumbaları, her kattaki banyoları ile dönerek çıkılan tek parça ahşaptan yapılmış merdiven trabzanları, üstün işçilik ve görselliğe sahiptir. Şimdi neyi söyledi? Yapısal planının nasıl olduğunu. Dolayısıyla şöyle şuradan E şıkkını eleriz. Bu evlerin sert rüzgarlara karşı çatının korunması ve ısı yalıtımı amacı ile yöreye özgü marla, arduaz yani taşı ile örtülmüş çatıları vardır diyor. Dış etkenlerden korunmak için nelerin olduğu şuradan da arkadaşlar ne yaptık? A şıkkını eledik. Genelde taş tabanı altında mahzen, kiler bulunan, orijinal kapı tokmakları ve kilitleri ile kendine özgü bir iç dekorasyona sahip bu evler, yöreye özgü perde ve kilimlerle döşenmiş, küçük bahçeler içerisinde yüzyıllara meydan okumaya çalışan muhteşem yapılardır diyor arkadaşlar. Hangi malzemelerden yararlandığı ifadesi de var mı? Var. Dolayısıyla Bursa şıkkını da eliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. İnebolu'da bu evleri koruma amacıyla kurulan 7 dernek, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alınmış 350 adet ev bulunmakta. Koruma altındaki ev sayısının kaç tane olduğu ifadesi de buradan çıktı mı? Çıktı. Bu yüzden C şıkkında eliyoruz. Cevabım Denizli. Euclides bu yaklaşımından bilimlere ait aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir? Matematikçi Euclides milattan önce yazdığı 13 ciltlik elementler eseriyle zamanın kralının en gözde öğretmeni olmuştu. Bir gün kral öğrenmekte güçlük çektiği geometri için Euclides'e geometriyi kısa yoldan öğrenmenin bir yolu yok mu diye sorar. O da bunun üzerine kusura bakmayın ama geometriye giden kral yolu yoktur diye karşılık verir arkadaşlar. Şimdi bakalım hangisi çıkarılabilir diyor bana. Olgulara dayalı ilerlemesi. Bu var mı arkadaşlar? Yok. Elverişli ortamlarda gelişmesi hayır. Öğrenilmesinin zahmetli olması. Cevabım C şıkkı. Neden diyeceksiniz? Çünkü kısa yoldan öğrenmenin yolu var mı diyor? O da diyor ki kral yolu yoktur. Yani kısa yoldan öğrenemezsin. Yani zahmetlidir değil mi geometriyi yapmak buradan bunu çıkarıyoruz. Bu yüzden cevabım C şıkkı. Kendi ilkeleriyle anlaşılabilmesi değil, yaşama uygulanmasının zaman alması bundan da bahsetmiyor. Cevabım C şıkkı. Bu parçaya göre savaş ve barışın kalıcı olmasında bir ele alınan konuyu gerçekçi bir şekilde verme. 2, içten bir anlatma sahip olma. 3, savaşın yol açtığı sosyal bir meseleyi, aydınlatma özelliklerinden hangileri etkili olmamıştır diyor arkadaşlar bakın etkili olmamıştır diyor. Hemen bakıyoruz. İnsanlar arasında cereyan eden savaşlar yazarlar için en verimli yazınsal alan olarak görülmüş ve Enine boyuna edebiyatın farklı türlerine malzeme edilmiştir. Tüm bunlar arasında Savaş ve Barış ile yarışabilecek bir roman yoktur sanırım. Belki İlyada bir o kadar ünlüdür ancak bilindiği gibi İlyada roman değil bir destandır ve şiir biçimindedir. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ının bu denli güçlü bir eser olarak insanlığın hafızasında yer etmesinin en önemli nedeni yazarın savaştan dolayı toplumun yaşadığı sorunlara ışık tutmasıdır. Ayrıca böyle bir ortamdan zarar gören insanların problemlerini o güne kadar başka hiç kimsenin anlatamadığı kadar realist bir biçimde ele almasıdır diyor arkadaşlar. Hangisi olmamış diyor. Şimdi gerçekçi şekilde verilmesi olmuş mu? Realist bir şekilde diyor gerçekçi. Dolayısıyla biri şöyle eliyoruz bu etkili olmuş. Tamam gayet güzel. Devam ediyoruz. Ee, i̇çten bir anlatım İçten bir anlatımla ilgili ben bir şey bulamadım bu bir kenarda dursun Savaşın yol açtığı sosyal bir meseleyi aydınlatma var arkadaşlar Neden şu altı çizli kısımda veriyor şunu Sav ee, Yazarın savaştan dolayı toplumun yaşadığı sorunlara ışık tutması bu da var Yani hangileri etkili olmuş 1 ve 3 etkili olmuş ama 2 etkili olmamış bu yüzden cevabım bursa Bu parçadaki altı çizili söz öbeği anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde yoktur? İnsanlar arasında cereyan eden savaşlar yazarlar için en verimli yazınsal alan olarak görülmüş ve enine boyuna edebiyatın farklı türlerine malzeme edilmiştir. Tüm bunlar arasında savaş ve barış ile yarışabilecek bir roman yoktur sanırım. Belki İlyada bir o kadar ünlüdür, ancak bilindiği gibi İlyada roman değil bir destandır ve şiir biçimindedir. Tolstoy'un Savaş ve Barışının bu denli güçlü bir eser olarak insanlığın hafızasında yer etmesinin en önemli nedeni, yazarın savaştan dolayı toplumun yaşadığı sorunlara ışık tutmasıdır. Ayrıca böyle bir ortamdan zarar gören insanların problemlerine o güne kadar başka hiç kimsenin anlatamadığı kadar realist bir biçimde yer alması. Arkadaşlar bir şeyi enine boyuna yapmak ne demektir biliyor musunuz? Ayrıntılı diyebiliriz biz buna. Gayet güzel ayrıntılı. Ondan sonra tam diyebiliriz. Ondan sonra eksiksiz diyebiliriz. Bütün bu ifadeleri Şöyle eksiksiz bütün bu ifadeleri karşılıyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz hangisinde böyle bir kullanım yoktur diyor. Gerekli çalışmalar eksiksizce yapıldıktan sonra proje yöneticisine sunulacak burada var. Bu yüzden aşıkkını eliyoruz. Konu hakkındaki görüşlerinizi ayrıntılı görebileceğimiz bir rapor hazırlayın. Bu da var. Yapacaklarınızın eni konu düşünmeden hayata geçirmek sizi yanlışa sürükleyebilir eni konu yani ayrıntılı düşünmeden yani eksiksiz tam düşünmeden derinlemesine düşünmeden demek istiyor. C şıkkında da var. Ülkemizin bu alandaki çalışmaları bizleri umutlara yarınlara taşıyacaktır mutlaka. Burada öyle bir şey yok cevabım Denizle. Başkalarının ne yaptıklarından ziyade kendi yapacaklarınızı detaylı bir şekilde düşünün. Detaylı ayrıntılı eni boyu demektir arkadaşlar bunu da eliyoruz cevabım Denizle. Bu sözleri dile getiren yazardan aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? Yalnızlığın getirdiklerinin bilincinde olma, özgün olmaya dikkat etme, eleştiriye karşı önlem alma, çalışmasını destekleyecek işler yapma, düşünsel farklılıkları doğal karşılama. İnsanlar birbirinden çok farklı değer yargılarına ve dolayısıyla çok büyük fikir ayrılıklarına sahip. Bu durum bir yazarın iyi anlaşılmasını kolaylaştırır. Yanlış anlaşılmak ve eleştirilmek ise hiç kimse için hoş değil. Aksine oldukça acı verici bir tecrübe. O zaman eleştiriye karşı önlem aldığı anlamını buradan çıkarabiliriz arkadaşlar. C şıkkını ne yapıyoruz? Eliyoruz. Devam edelim. E, düşünsel farklılıkları doğal karşılama çok farklı değer yargılarına sahip ve bunun çok normal olduğunu söylüyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? E şıkkını da eliyoruz. Bunun için mücadele ettim ama yaşım ilerledikçe bu tür acıların yaşamın doğal bir parçası olduğunu gördüm. Yani ne yapmış? Eleştiriye karşı önlem almaya çalışmış ama bunu tabii ki yapamamış. Devam edelim. Benim farklı yazabilmem için ancak diğer insanlardan farklı olmamla mümkün. Ancak bu sayede sadece benim olan hikayeler yazabiliyorum. Bunun kaçınılmaz bir sonucu olan yalnızlık ve yalnızlaşmanın getirdiği duygusal acı, bağımsız olabilmek için ödenmesi gereken bir bedel. O zaman arkadaşlar A şıkkında eler miyiz? Eleriz. Bir yazar için yalnızlık ne kadar istenen ve peşinden koşulan bir durum olsa da bir taraftan insanın kalbini yiyip tüketebilir diyor arkadaşlar. Şimdi farklı yazabilmem için diğer insanlardan farklı olmamla mümkün ifadesi bizi nereye götürür? Özgünlüğe götürür. Yani Bursa şıkkında bulduk. Cevabım Denizli. Bu parçaya göre yazarın acı verici bir tecrübe yaşamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Doğru anlaşılmak için uğraş içinde olmak, farklı değer yargılarına sahip olmak, anlaşılamamak sebebiyle tenkit edilmek, güncel konuları ele almak, sıradan bir yaşam sürmek. İnsanlar birbirinden çok farklı değer yargılarına ve dolayısıyla çok büyük fikir ayrılıklarına sahip. Bu durum bir yazarın iyi anlaşılmasını zorlaştırır. Yanlış anlaşılmak ve eleştirilmek ise hiç kimse için hoş değil. Aksine oldukça acı verici bir tecrübe. Arkadaşlar zaten bana şurada vermedi mi gördüğünüz gibi yanlış anlaşılmak diyor ve bu yüzden eleştirilmek acı verici bir tecrübe. Bunun için mücadele ettim ama yaşım ilerledikçe bu tür acıların yaşamın doğal bir parçası olduğunu gördüm. Benim farklı yazabilmem için ancak diğer insanlardan farklı olmamla mümkün. Ancak bu sayede sadece benim olan hikayeler yazabiliyorum. Bunun kaçınılmaz sonucu olan yalnızlık ve yalnızlaşmanın getirdiği duygusal acı bağımsız olabilmek için ödenmesi gereken bir bedel. Bir yazar için yalnızlık ne kadar istenen ve peşinden koşulan bir durum olsa da bir taraftan insanın kalbini yiyip tüketebilir. Bana yukarıda verdi. Acı tecrübeyle ifade edilmek istenen anlaşılamamak, anlaşılamadığın için de eleştirilmek. Şimdi bakıyoruz. Doğru anlaşılmak için uğraş içinde olmak hayır. Farklı değer yargılarına sahip olmak metinde bu geçiyor ama acı verici bir tecrübe bu anlama gelmiyor. Anlaşılamamak sebebiyle tenkit edilmek. Tenkit eleştiri arkadaşlar. Cevabım bu yüzden C şıkkı güncel konuları ele almak. Güncel konular günlük konular. Hayır böyle bir şey de söylemiyor. Sıradan bir yaşam sürmek. Bunu da eleyebiliriz. Cevabım C.